TV Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Alanya'dayız. Alanya Spor tesislerindeyiz. Alanya Spor Teknik Direktörü Francesco Farioli konuğumuz. Son günlerin, son zamanların en gözde genç teknik direktörlerinden. Birlikte gündeme dair her ayrıntıyı konuşuyor olacağız ve hemen kendisine dönüyorum. Hi Francesco. Hello. First of all, thanks for joining us. It's a pleasure having you here. Thank you so much. Öncelikle sizin hikayenizle başlamak istiyorum. İtalya'da genç bir kaleci antrenörüydünüz. Sonra bir Katar maceranız oldu. Sonra da ardından neler gelişti? Sizi Türkiye'ye ne getirdi? So it's a quite long journey. Elbette dediğiniz gibi hikayem bu şekilde başladı. Aslında çok uzun bir hikaye. Çok genç yaşta bir kaleciyken kaleciliğimin çok iyi olmamasından dolayı belki de bir tavsiyede bulunan hocamı dinledim. Bu tavsiye üzerine kaleci hocası olarak çalışmaya başladım. Henüz 19 yaşındaydım kaleci hocası olarak çalışmaya başladığımda. Çok uzun süre bu kalecilik üzerine çalışmalar yaptım. Sürekli kendimi geliştirmeye çalıştım. Katar'da tabii daha sonra Katar'a giderek orada farklı bir şekilde kendimi geliştirmeye çalıştım. Futbola farklı bir yönden, farklı bir pencereden bakmaya başladım. Bu da ünlü sportif direktör şu an Sevilla'da biliyorsunuz Roberto Labbe'nin yardımıyla oldu. Bunda bana katkısı çok büyük olmuştur elbette. Daha sonra 2 yıl sonra Benevento'ya transfer oldum bildiğiniz üzere. Hocanın ekibiyle birlikte oradaydık. Orada da çok büyük işler yaptık. Hocanın çok farklı, müthiş bir bakış açısı vardı. O bana çok faydalı oldu. Belki günün 24 saati, bu 24 saatin 20 saati sürekli kendimi geliştirme, sürekli öğrenme, sürekli farklı futbol içerisinde farklı bakış açılarına sahip olmaya devam ettim orada. Çok büyük oyuncularla çalıştım. Henüz 28 yaşındaydım ama benden çok daha yetenekli futbolcuları antrene ediyordum orada. Ama aynı zamanda öğrenmeye de devam ediyorduk. Daha sonra Sassuolo maceramız oldu bildiğiniz üzere. Burada milli futbolcu Merih Demiral'la çalışma fırsatımız olmuştu. Ardından Alanya Spor'da bir teknik direktör değişikliği olacaktı. Yeni bir oluşum olacaktı. Yeni bir proje vardı. Burada da bildiğiniz üzere Çağdaş Atan'ın ekibine katılmıştım. Ondan sonraki zaten maceram belli. Sürekli gelişmeye, sürekli çalışmaya gayret ediyoruz. En iyisini sahada vermeye çalışan bir teknik direktör olmaya çalışıyorum. Şimdi Alanya Spor maceranıza geleceğim. Ama ondan önce iyi bir futbolcu, çok da iyi bir futbolcu, çok da iyi bir kaleci değildim dediniz. Şimdi dünyada örneklerine baktığımızda Hagi, Maradona gibi aslında çok iyi futbolcu olanların çok da iyi bir teknik direktör performansı gösteremediğini görüyoruz. Çok iyi bir antrenör olmak için sizce iyi bir futbolcu olmak önemli mi? Elbette. Aslında bu dinamik, futbol içerisinde çok fazla dinamikler var ve bu dinamikler birçok değişkene bağlı. Elbette birçok oyuncu, birçok müthiş kariyere sahip oyuncu sizin de dediğiniz gibi daha sonra teknik direktörlük kariyerlerinde çok başarılı olamadılar. Ben kendimi aslında çok şanslı hissediyorum. Henüz 32 yaşında bir teknik direktör olarak bu ligde çalışıyorum. Türkiye Ligi bence dünya üzerinde ilk 10 lig içerisinde gösterilebilir. Çünkü gerçekten burada çok önemli bir futbol seviyesi var. Artık olaylar çok değişmeye başladı. Özellikle futbol dünyasında genç teknik direktörlere, genç oyunculara çok fazla şanslar verilmeye başlandı. Artık herkes yeniliklere çok açık. Ben çok mutluyum, bir kez daha söylemek istiyorum. Hem Alanya Spor tarafından hem Karagümrük Kulübü tarafından bana verilen şans için kendimi gerçekten çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Şimdi biraz Alanya Spor maceranıza dönelim. 2020 yılında Türkiye'nin yolunu tuttunuz. Sonra Çağdaş Atan'la yollar kesişti ve Alanya Spor'u dönüştürdünüz bir şekilde. Sonrasında da Karagümrük maceranız oldu ama bir Karagümrük'e yolculuk yaparsak
orada yolunda gitmeyen neydi? Çünkü her anlamda aslında çok örnek gösterilen bir teknik direktördünüz orada da. Ama bazı skorlar istediğiniz gibi gitmedi. Karagümrük'te neler yolunda gitmedi? For me more than the things that went wrong. Evet, aslında orada geçirdiğimiz süredeki negatiflikten öte pozitiflere odaklanmak istiyorum. Çünkü orada 10 ay gibi bir süre geçirdik. Bu 10 ayda 27 maç oynadık. Bu gerçekten benim için çok önemliydi. Orada çok pozitif sonuçlar aldık. Benim için güzel bir maceraydı orası. Elbette daha iyi yapabileceğimiz işler vardı. Onları yapabilirdik. Fakat olmadı. Bazı şeyler ters gitti diyebiliriz. Ardından daha sonra kulüp yönetimi tarafından farklı hedefler, farklı bakış açıları ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada da değişim gerekiyordu. Ama dediğim gibi orada geçirdiğim sürede çok iyi hatıralar biriktirdim. Aslında hatıra derken 1,5 ay öncesinden bahsediyoruz ama genellikle Karagümrük'te benim aklıma sürekli pozitif şeyler geliyor. Ve şimdi tekrar Alanya'dasınız ve 4 maçta 10 puan ve harika bir başlangıç. Nasıl bu kadar değişti Alanya'da her şey? Alanya'ya ilk geldiğinizde neyi değiştirdiniz? Ben iyi bir kulüpteyim şu an. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Alanya Spor'da gerçekten çok güzel bir futbol mantalitesi var. Özellikle Başkan Bey ve profesyoneller gerçekten işlerini çok iyi yapıyorlar. Ama bunun tabii ki bir geçmişi var. Çağdaş Hoca'dan, Erol Hoca'dan, Sergen Hoca'dan ve Bülent Hoca'dan bahsetmek gerekir. Çünkü takımı belli bir seviyede, her sene belli bir seviyede bıraktılar. Biz sadece üzerine ekleyerek devam ediyoruz. Yeni başlayan hem genç oyuncular için hem antrenörler için gerçekten burası çok iyi bir nokta diyebiliriz. Elbette futbolda olaylar çok hızlı değişiyor bildiğiniz üzere. Yani biz her ne kadar 4 maçta 10 puan da almış olsak futboldaki dinamikler çok hızlı şekilde devam edebiliyor. Ama bizi mutlu eden şey futbolculardan çok iyi reaksiyonlar aldık, çok iyi geri dönüşler aldık. Sahada onlardan beklediklerimizi çok iyi şekilde uygulamaya başladılar. Onların konsantrasyonu, motivasyonu, kazanma isteği, mental ve fiziksel kaliteleri gerçekten çok belirleyici oldu bu noktada. Bildiğiniz üzere 10 gün içerisinde çok önemli maçlar oynayacağız. Özellikle bir Galatasaray maçı oynayacağız. Çünkü şu an kritik bir dönemeçten geçiyorlar. Belki varlarını yoklarını burada koyacaklar sahaya. Biz de bu maça çok iyi hazırlanmak istiyoruz. Ardından Demirspor ile kritik bir kupa maçımız var ki biz kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz. Umarım bu kritik virajı biz de kayıpsız geçmiş oluruz. Şu ana kadar çalıştırdığınız bütün takımlarda yani hem Karagümrük'te hem Alanyaspor'da çok spesifik bir futbol oynattınız hocam ve her şeyden önce yani aldığınız skorlardan bağımsız olarak çok keyifli bir futbol seyri sergilediniz bütün izleyicilere, bütün taraftarlara. İleride bir gün örneğin çok ileri vadede büyük bir takımda çalıştırdığınızda da mı bu spesifik oyunu sergilemek istersiniz yoksa takıma göre bazı taktikler değişebilir mi? Ben onu merak ediyorum. Again, I cannot watch. Elbette aslında yine aynı noktaya geliyoruz. Futbolda çok uzun vadeli planlar yapamıyorsunuz. Keza bir hafta sonra çok önemli bir maçımız olacak. Çok büyük bir takıma karşı bir mücadele vereceğiz. Elbette biz bu futbolu oynamak istiyoruz. Bu futbol göze hoş gelen futbol olarak algılanabilir dışarıdan ama bunun yanı sıra biz topa sahip olmak istiyoruz. Topa sahip olurken rakibe topu kaptırdığımızda aynı reaksiyonla topu tekrar geri kazanma isteğimiz de mevcut. Top bizde ne kadar fazla kalırsa savunma yapmamız bu kadar kolay olur. Bu futbol aslında herkesin oynayabileceği futbol. Tamamen topun sizde kalmasına dayalı bir futbol. Herkesin her zaman her kulüpte oynayıp oynatabileceği bir futbol şekli. Biz bu şekilde bu yolda devam etmek istiyoruz elbette. Şimdi az önce çok önemli bir takıma karşı oynayacağız dediniz. Galatasaray'la bir mücadeleniz olacak. Galatasaray'da da bazı değişimler var ki son durumuna baktığımızda da 4 maçta 15 gol yiyen bir Galatasaray'la karşı karşıya geleceksiniz. Şunu sormak istiyorum. Torrent'li bir Galatasaray'la mı karşı karşıya gelmek isterdiniz? Fatih Terim'li bir Galatasaray'la mı? Doesn't matter these numbers or again. Elbette aslında bizim aldığımız sonuçlara baktığımız zaman şu an bizler
Alanyaspor durdurulamaz bir takım olarak gözüküyor. Galatasaray'da ligin aşağısında küme düşme mücadelesi veren bir takım olarak gözüküyor. Fakat bence bu kesinlikle doğru değil. Fatih Hoca elbette önemli işler başardı. Özellikle Avrupa'da, Avrupa Ligi'nde vermiş olduğu mücadele, grubu alt üst ettiler. Oynadıkları Lazio maçı, Marsilya maçı, Galatasaray takımının Avrupa'da yoluna devam etme adına çok önemli bir iş oldu. Torrent'e de tabii çok büyük saygım var. Hocanın Flamengo'da, New York City'de yaptıkları elbette küçümsenemez. Fatih Hoca'ya çok büyük saygım var. Türk futbolu için çok büyük katkılar sağladı. Avrupa futbolu için de keza öyle. Orada çalışmış olması, orada yaptığı başarılar hiçbir zaman unutulamaz. Kendisine gerçekten çok büyük saygım var. Elbette çok fazla tanışma, muhabbet etme fırsatımız olmadı. Bildiğiniz üzere sadece maçlardan önce karşılıklı bir iki kelime edersiniz. Gerçekten İnsan olarak o enerjiyi hocadan aldım. Elbette hocaların son zamanlarda, yani gitmeden önce, ayrılmadan önce ya da bizler bu kulüpte şu an çalışıyorken en son aldığımız sonuçlara göre değerlendirilir her zaman. Ama bu yanlış tabii ki. Ama futbolun doğasında bu elbette var. Fatih Hoca'nın yaptıkları hiçbir zaman küçümsenmemeli. Fatih Hoca ile alakalı bir anım var. Onu paylaşmak istiyorum. Yani hoca ile doğrudan değil ama bildiğiniz üzere Spalletti ile bu yaz bir kahvaltıdaydık. Hocadan bahsettik. Spalletti de hocaya karşı olan sevgiyi hissettim. Çünkü bizler de insanız. Bazen duyguları kelimeyle anlatamazsınız ama o mimiklerden, o bakıştan, o cümlelerin ağızdan çıkışından bazı insanlara karşı ne kadar büyük sevginizin olduğunu anlayabilirsiniz. Ben de Spalletti'de bunu gördüm. Gerçekten hocaya karşı herkesin çok büyük saygı göstermesi lazım. Bu zamana kadar yapmış olduğu işler müthişti. Hocanın hikayesinin henüz bitmediğini söylemem lazım. Ben de size katılıyorum. Fatih Terim'in hikayesi burada bitmedi. His story shouldn't Hocam hem yaz döneminde hem de sezon içinde çok fazla büyük takımın gözdesi haline geldiniz. Büyük takımlarla çok fazla adınız anıldı. Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun ama özellikle Galatasaray'la son dönemlerde fazlasıyla isminiz anıldı. Ki Antalyaspor mücadelesini de stat'tan izlediniz yanılmıyorsam. Galatasaray tarafından herhangi bir temas oldu mu size karşı? Onu merak ediyorum. I was living in Istanbul. Elbette o dönemde çok fazla maç izledim. Özellikle İstanbul'da olmamın çok büyük avantajı vardı bana. İstanbul'da olmak her hocanın bence isteyeceği bir şeydir. En büyük fırsat çünkü. Orada birçok maçı canlı stadyumda izleyebiliyorsunuz. Futbol böyle. İşler iyi giderken, sonuçlar iyiyken adınız birçok takımla alınabilir. Birçok dedikodu olabilir. Bu dedikoduların birçoğu aslında asılsızdı. Benim stadyumlarda bulunma amacım kendimi daha iyiye götürme. Türkiye'de eğer bir fırsat bulacaksam, bir takım çalıştırma fırsatı bulacaksam, rakiplerime hazırlanma ya da çalışacağım takıma neler vereceğimi önceden planlamama ötesinde değildi. Yani stadyumlarda bulunma amacım tamamen futbolun doğasıyla iç içe olmaktan geçiyor. Elbette aslında sizleri de anlıyorum. Gazeteciler olarak elbette herkese çok fazla bilgi taşımak istiyorsunuz. Ama bazen işler o kadar çığırından çıkıyor ki sahanın içerisini konuşmanın ötesinde sahanın dışını çok fazla konuşuyoruz. Bu da gerçekten benim açımdan çok doğru değil. Çünkü benim adımın bir farklı takımla anılıyor olması o an o takımın başında olan kişiye saygısızlık oluyor. Ben de aslında bunu hiç hoş karşılamıyorum. Ama dediğim gibi sürekli bu tarz şeyler olabiliyor. Bu olayları ben özellikle transfer döneminde de çok sevmiyorum. Mesela şu an lig mücadelesi devam ediyor. Transfer dönemi var. Futbolcuların kafasını o dedikodulardan somutlamak çok zor oluyor. Oyuncuları sahaya döndürmek çok zor oluyor. Bu tarz işleri gerçekten sevmiyorum. Bence futbolun futbol olarak, yani topun ayaktan çıkıp ayağa değmesi, topun ayaktan çıkıp rakip takıma ya da oyuncunuza gitmesini konuşmak benim için
en sağlıklı işlerdir. Ama dediğim gibi futbol böyle, çok farklı dinamikleri var, çok fazla dinamikleri var. Hepsini aynı anda kontrol edemiyorsunuz. Şimdi Alanya'ya dönelim hocam. Alanya sadece çok iyi bir futbol kulübü değil, aynı zamanda tabii ki ilçe olarak da çok cezbedici bir ilke. İlçe yabancı futbolcular için de. Alanya Spor olarak biraz hedeflerinizden bahsedelim. Neler hedefliyorsunuz? For me, of course, Alanya is for me is a magic place. Elbette burası benim için müthiş bir şehir. Çünkü beni bana burada Türkiye'de ilk fırsatı veren şehir. Burası benim için bir cennet. Hava gerçekten çok iyi. Aslında ben geçen sene 8 ay buradaydım. Bu sene de burada geçirdiğimiz süre belli zaten. Yalnız bu süre zarfında hiç Alanya'yı keşfetme fırsatım olmadı. Sürekli çalışıyordum. Umarım bu sene Alanya'yı keşfetme fırsatım olacak. Buranın iyi olmasının en önemli sebebi, size de bahsettiğim gibi, profesyonellerin gerçekten çok özverili bir şekilde çalışıyor olması. Yani bu bir kişi değil, iki kişi değil. Tepeden tırnağa, yönetimin en üst seviyesinden çalışanların en alt kademesine kadar herkesin ortak bir başarısı. Ben bu noktada gerçekten çok şanslı olduğumu hissediyorum. Alanya'dan yeniden teklif aldığımızda ekibime Alanya'ya gidiyoruz, çok iyi bir şehre gidiyoruz, çok iyi bir kulübe gidiyoruz, orada gerçekten çok başarılı olacağımıza inanıyorum gibi bir şey söylemiştim. Buradaki elbette bir başarı söz konusu, başarıda benim adım geçiyor, bundan çok mutluyum. Fakat kimsenin unutmaması gereken bir nokta var. Ben hoca olarak bu başarıya sadece liderlik ediyorum. Burada her çalışan, her profesyonel ve yönetim dahil herkesin çok önemli bir enerjisi var. Bize çok büyük enerji katıyor. Kazanma isteği sadece bizde değil, futbolcularda değil, aynı zamanda hem profesyonellerde hem yönetimde de var. Bu konudan gerçekten, bu konudan dolayı gerçekten çok başarılı bir, çok şanslı bir hoca olduğumu düşünüyorum. Hocam her anlamda genç teknik direktörler arasında da çok fazlasıyla örnek gösterilen bir isimsiniz. Hep en başarılı teknik direktörler arasında Francesco Farioli ismi geçiyor. Yolda gördüğümüz kime sorsak ilk üçten birisiniz. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde de Volkan Demirel'in bir açıklaması olmuştu. Günümüzde artık teknik direktörlük anlayışının değişmesi gerektiğini düşünüyorum demişti Volkan Demirel. O disiplinli, arada mesafe olan, oyuncularla mesafeli olan davranışların bir son bulmasını, teknik direktörlerin de oyuncularla arkadaş gibi olmasıyla başarının gelebileceğini savunmuştu. Siz de bunu destekliyor musunuz? Bu düşünceyi destekliyor musunuz? Ben bu konuda fikirlerinizi merak ediyorum. I think everybody has his... Elbette herkesin çok farklı yönetim şekli var. Takımı idare etme şekli var. Elbette bir mesafe olmalı hocayla oyuncu arasında. Herkes aynı seviyede olamaz. Herkesle aynı iletişim seviyesi olmamalı. Oyuncu ile o kritik mesafeyi korumak hoca için de, oyuncu için de elbette önemli. Hoca oyuncu olmanın ötesinde bizler birer insanız. Karşıdaki insanı dinlemek, anlamak elbette her zaman doğrudur. İyi mesafe ve iyi iletişim kurmak oyuncuyla hoca arasındaki iyi ilişkinin oluşmasına yardımcı olur. Elbette ben henüz çok tecrübeli bir hoca değilim. Henüz değilim. Oyuncularımla iletişim konusunda çok hassasım. İyi iletişim kurmaya çalışıyorum. Yani oyuncuların tüm hayatlarını, ailesini, bazen annesini, babasını bırakıp gelip bir takım için mücadele vermesi elbette kolay değil. Bu noktada fedakarlık gösteren bir oyuncuya en zor kısım da bu hafta kadroda değilsin ya da bu hafta oynamayacaksın demektir. Dediğim gibi doğru iletişim, doğru mesafe her zaman hoca-oyuncu ilişkisini en üst seviyeye çıkartacaktır. Peki hocam biraz da Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını konuşalım. Trabzonspor çok başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onu takip eden takımlar var ama bir şekilde de arayı çok da açmış durumda.
puan durumu. Siz şampiyonluk yarışında kimleri önde görüyorsunuz? Elbette Trabzonspor'un bu zamana kadar sahada gösterdiği performans gerçekten müthiş. Aldığı sonuçlar, skorlardaki devamlılık, orada olmayı hak ediyorlar. Bunun yanı sıra Konyaspor müthiş bir sezon ortaya çıkartıyor. Elbette bu başarıyı hocaya yazmak önemli. Her ne kadar geçtiğimiz günlerde üzücü bir olay da yaşanmış olsa, daha akabinde önemli galibiyetler aldılar. Biz de bu noktada bu üzücü olayda saha içerisindeki mücadeleyi bir kenara bırakıp futbol ailesi olarak Konyaspor'un yanında olmamız lazım. Onlara gerçekten destek vermemiz lazım. Çünkü çok kaldırılabilir bir tecrübe değil bu. Tanrı onlara yardımcı olsun. Elbette Türk futbolunda değil, sadece dünyanın genelinde 2-3 farklı sonuçla, pozitif sonuçla ligin tepesinde yer alabilirken 2-3 negatif sonuçla bir anda ligin aşağısında olabilir, düşmeme mücadelesi verebilirsiniz. Bizler için de belki bu süreç oluşabilir. Sonuçta futbol çok dinamik bir oyun. Belki bir hafta sonra, belki bir ay sonra biz de zor dönemlerden geçebiliriz. Ama şu an için her şey yolunda. İyi sonuçlar alıyoruz. Rüzgar arkamızda, bu hızımızla devam edip alabildiğimiz kadar puanlar alarak ligin üst seviyesinde bulunmak istiyoruz. Ama dediğim gibi lig içerisinde çok büyük bir mücadele var. Gerek üst sıralarda, gerek alt sıralarda Avrupa mücadelesi, şampiyonluk mücadelesi çılgınca devam ediyor. Hiçbir hocanın, ben de dahil, rahat yüzü göremeyeceğimizi düşünüyorum ligin sonuna kadar. Peki hocam, şimdi ligin durumundan bahsediyoruz. Süper Lig'de bir taraftan da fazlasıyla bir menajer türbülansı yaşanıyor. Yanılmıyorsam 18 teknik direktör değişikliği yaşandı. Sizce bu normal mi? Avrupa futboluna da hakim olan bir genç teknik direktör olarak soruyorum. Bu durum normal mi gerçekten? I don't know if it's normal or not. This is happening. Elbette normal ya da değil, bilmiyorum. Ama Türk futbolu özellikle çok fazla duygusal kararlara yer alabiliyor. Kutlamaya bile vaktiniz olamayabiliyor bazen. Bir hafta önce kahraman ilan edilirken bir hafta sonra aldığınız kötü kararlarla istifalar ya da kovulmalar söz konusu olabiliyor. Gerek taraftarlar, gerek yönetim, gerek başkan çok fazla beklenti içerisinde olabiliyor. Önceden tabii futbol çok daha kolaydı. Her hafta bir maç vardı. 3 hafta üst üste kötü sonuç aldığınızda ya da bir hafta iyi, bir hafta kötü sonuç aldığınızda 3. haftada olayları kontrol etme adına çok fazla vaktiniz olabiliyordu. Ama artık modern futbolda 3 haftada 5 ya da 6 maç bile oynayabiliyorsunuz. O yüzden kararların çok hızlı alınması gerekiyor. Gerek teknik direktör tarafından, gerek futbol kulüpleri tarafından çok hızlı kararların alınması gerekiyor. Benim düşüncem gelecekte bu tarz olaylar çok daha fazla olacak. Bizler hocalar olarak buna çok hazırlıklı olmalıyız. Elbette bir yandan da kendimizi şanslı hissediyorum. Çünkü şu an boşta fırsat bekleyen ya da çalışma imkanı bulmak isteyen binlerce hoca var. Ben kendimi şu an şanslı hissediyorum çalıştığım için. Dediğim gibi modern futbolun zorluklarından biri de çok hızlı karar almamız gerektirdiği elbette. Az önce duygusal olarak kararların verildiğinden bahsetmiştim. Sadece Türkiye'de değil, bu örneğin Brezilya'da da olabiliyor. İtalya bu kadar olmasa da bir nebze yine aynı durumlar söz konusu. Dediğim gibi modern futbolun zorluklarından bir tanesi de çok hızlı kararların alınması gerektiği. Bizlerin de bunlara hazır olmamız gerekiyor elbette. Gelecekte bu durum daha da artabilir dediniz. Tabii ki artabilir ama şu konuda fikrinizi merak ediyorum özellikle. Kulüplerin bir sezonda maksimum 2 teknik direktörle çalışma sınırlılığı getirilmesini fikrine katılıyor musunuz? Sizce bu doğru bir sınırlama mı olur? These are rules. Elbette bunlar kurallar olacak ya da olmayacak. O konuda görüş belirtmek istemiyorum. Benim için önemli olan nokta bir kulübün neden bir teknik direktörü seçtiği ya da bir teknik direktörün o kulübü neden tercih ettiği. Bildiğiniz üzere profillerin, beklentilerin uyuşması lazım. Kimyanın tutmadığı yerde yanlış bir tercih yaptıktan sonra yol ayrımları meydana geliyor.
oluyor. Bunu biliyoruz. Benim dediğim gibi doğru kararların daha önceden alınması lazım. Yani bir uyum söz konusu mu değil mi? Bunların çok önemli şekilde değerlendirilmesi lazım. Bu bir evliliğe benzer. Evlilik yaparken de karşı tarafla, partnerinizle uyumunuzun ne kadar yüksek olduğu, onu hayatınızda ne kadar istediğiniz önemlidir. Kulüplerin de teknik direktör seçerken bu kadar ince düşünmeleri, hocaların, teknik direktörlerin bir kulübü seçerken bu kadar ince düşünmeleri elbette benim hassas olduğum noktalardan biri. Bizler teknik direktörler olarak bir baskı altındayız. Elbette bir başarı bekleniyor. Bu baskı da aslında beni şahsi olarak çok iyi hissediyor. Çünkü başarıya ulaşma noktasında beni motive eden önemli unsurlardan bir tanesi. Dediğim gibi bizler teknik direktörüz, bu tarz durumlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Benim mesela çantam hiçbir zaman gardırobuma full şekilde boşaltılmaz. Çantam böyle kapının arkasında her zaman bir şekilde hazırdır. Benim dediğim gibi bizler teknik direktörüz, şu kural ya da bu kural olmanın ötesinde tercihlerin neden yapıldığının derinlemesine incelenmesi herkes için daha sağlıklı bir karar olacak. Aslında benim için gerçek mücadelenin 5 yıllık sözleşme imzalayabilirsiniz bir kulüple, bir teknik direktör olarak. Fakat günlük almış olduğunuz kararlar bu noktada daha belirleyici olacaktır. Yani sözleşmenizin aslında günlük olduğunu unutmamak gerekir. Bunun farkında olmak gerekir. Bilelim ki kısa süreli kararlar, orta süreli kararlar, alınan kararlar sizin kulüpteki konumunuzu belirler. Elbette bir teknik direktör olarak hiçbir zaman arkamızdaki baskıyı unutmamak lazım. Bu baskının size vermiş olduğu motivasyonu cebinize pozitif olarak koymanız gerekecektir. Gerçekten bir teknik direktörün kulüp için, kulübün faydasına aksiyonlar alması kendisi için zararlı değildir. Ya da kendisi kulüp için zararlı olan kararlar kulüp için hiçbir zaman faydalı değildir. Burada kazan kazan metodunu uygulamak gerekir elbette. Biraz sizin futbol felsefenizi konuştuk aslında röportajın başında ama biraz daha detaylandıralım istiyorum. Geriden pasla çıkan bir futbol anlayışınız var ve bu da artık herkes tarafından Türkiye'de bilinir vaziyette hocam. Siz kendi futbol felsefenizi öncelikle nasıl tanımlarsınız? Bir de tabii ki dünyadaki örneklerine baktığınızda kime örnek alıyorsunuz? Guardiola, Klopp ya da Gasperini gibi. First of all, I don't know if everybody likes. Elbette siz dediniz ki herkes tarafından takdir ediliyor, beğeniliyor. Herkes seviyor mu bilmiyorum bu oynattığımız futbolu. Ama bu benim sevdiğim bir futbol. Çünkü ben televizyon başında bu futbolu izlemek isteyen bir futbol severim. Yani bizim oynadığımız futbolu bir televizyonda herkesin izlemesi gerektiğini, izlerken zevk aldığını düşünüyorum. Elbette yaptığımız her şey öğrendiklerimizle, tecrübelerimizle ve kafamızdaki referanslarla devam ediyor. Çalışma fırsatı bulduğum Roberto De Zerbi bu noktada benim için çok önemli bir figür. Gerçekten bana çok önemli katkıları oldu. Guardiola'yı, Gasperini'yi elbette bunlar küçümsenmeyecek önemli futbol adamları. Bunun ötesinde Gasperini'nin Atalanta'yı farklı bir seviyeye taşımış olması, belli zorluklara, belli dönemlerde göğüs gelmiş olması, şu anki başarının temellerini attığı dönemlerdi. Elbette Bielsa ve Spalletti de benim için çok önemli fikirler. Herkesten farklı katkılar alırsınız. Bazen çok farklı bir antrenörden çok farklı bir tecrübeyi edinebilirsiniz futbolun, taktiğin, tekniğin ötesinde. Örnek veriyorum, Fatih Terim'in sağ kenarındaki duruşu, tutkusu, kazanma isteği bir teknik direktörün sahip olması gereken unsurlardan biri. Dediğim gibi her antrenörden kazandığınız tecrübeler, edindiğiniz bilgileri kendi futbolunuzla, kendi fikirlerinizle, kendi saha içerisinde uygulamak istediğiniz, oynatmak istediğiniz futbolla harmanladığınızda ortaya inandığınız doğruları çıkartabilir. Benim de amacım bu. Futbolda önemli bir figür olmak istiyorum. Dediğim gibi çok fazla doğruları bir araya getirerek
sahada güzel bir futbol ortaya çıkartmak istiyoruz. Tabii hocaların bizlere katmış olduğu tecrübelerin yanı sıra oyuncuların bize sunduğu fikirler de çok önemli. Çünkü futbolun gerçek lokomotifi saha içerisindeki futbolcular. Onların oyuna kattıkları, onların yarattıkları, onların sunduğu opsiyonlar bize çok farklı fikirler yaratabiliyor. Sonuçta oyuncuların saha içerisinde göstermiş olduğu aksiyonlar bizi farklı reflekslere itebiliyor ve ortaya çok daha güzel şeyler çıkabiliyor. Hocam son olarak eminim ki Türk milli takımımızın mücadelelerini izliyorsunuzdur. Önümüzde de önemli bir Portekiz barajı var. Nasıl buluyorsunuz Dünya Kupası'ndaki şansımızı? Elbette Türk milli takımı gayet iyi oyunculardan kurulu. Oyuncuların fiziksel ve taktiksel yetenekleri çok önemli seviyede. Yeni bir teknik direktör var, yeni bir teknik ekip var. Hocanın yapmış olduğu işler gerçekten takdire şayan. Bugün sonuç odaklı değil, bugünkü sonuca odaklı değil. Geleceğe yatırım yaptığını her bir şekilde görebiliyoruz. Tabii şu an sizin de dediğiniz gibi herkesin gözü playoff'ta, Portekiz'e karşı oynanacak maçta. Fakat hiçbir zaman unutulmamalıdır ki milli takımlarda geleceği yaratmak bugünkü başarılı bir sonucun çok ötesindedir. Federasyonun da bu maçtan çok geleceğe yatırım yaptığını, gelecek ile alakalı çalışmalar yaptığını her şekilde görebiliyoruz. Türkiye her zaman daha iyi sonuçları hak ediyor. Ben bu ülkede bulunduğum bu süre zarfında bunu kesinlikle anladım. Ben de şahsım olarak Türk milli takımına katkıda bulunmak istiyorum. Elimdeki genç oyuncuları sahaya sürüp gelecekte milli takımlar için bir referans olmasını istiyorum elbette. Milli takıma yeni oyuncuların gitmesini elbette çok istiyorum. Peki şunu da ekleyeyim. Türk milli takımı için Alanya Spor'dan Efecan ve Emre dışında da potansiyeli gördüğünüz, bunların da katılmasını isterim dediğiniz isimler var mı hocam? For example, last season we had Berkan. Şöyle bir örnek verebilirim. Çok değil, geçen sene Berkan belki hiç tanınmazdı, bilinmezdi ama şu an milli takımda gelecek adına çok önemli bir referans. Elbette takımımızda Efecan ve Emre daha önce milli formayı giydiler. Yeniden giymeyi hak ettiklerini söyleyebilirim. Çünkü şu an çok iyi performans sergiliyorlar. Fatih, Furkan bildiğiniz üzere genç arkadaşlarımız, onların da kısa süre zarfında milli takımda oynamalarını diliyorum. Bildiğiniz üzere Ahmet Gülay ve Umut Güneş isimli arkadaşlarımız alt yaş kategorilerinde çok fazla maça çıktılar. Onlar da umarım ileride bir gün Türk milli takımının, A milli takımın formasını giyebilirler. Her Türk oyuncunun bu milli formayı giyme adına bir isteğinin olmasını isterim aslında. Antrenmanlara gelirken o çalışma isteği, maçlardaki o kazanma isteğiyle milli takımda, A milli takımda yer almasını isterim. Çünkü milli takım formasıyla kendi ülkende, kendi halkına karşı milli marşı okumak paha biçilemez bir duygu bence. Sizin kariyer planlamanızda var mı hocam? İleride milli takım teknik direktörlüğü hayalleri? I don't know. Let's say I'm young. Elbette bilmiyorum yani ne söyleyebilirim. Henüz çok gencim. Hiç bunu düşünme fırsatım olmamıştı. Ama az önce oyuncular için sarf ettiğim sözler muhakkak teknik direktörler için de geçerli. Umarım bu benim için de bir gün olur. Çünkü gerek kendi ülkenizi çalıştırıyor olmanız, milli takım seviyesinde çalıştırıyor olmanız paha biçilemez duygulara muhakkak ki yer verir. Bilmiyorum belki 15, belki 20 sene sonra bu olabilir. Ama umarım ben de bu duyguyu yaşayabilirim. Şu an için günümüze odaklanmamız lazım. Bir hafta sonra Şampiyonlar Ligi finali kadar değerli bir maçımız var Galatasaray'a karşı. Şu an için gündelik futbolumuzu yaşamak istiyorum ben. Now we will have a speed round of questions and answers, okay. If you don't mind. Okay. Okay, let's start first question. What's your favorite city as a football manager? Barcelona. Barcelona, good city. Which stadium scared you most? I love San Siro, but it's also so impressive. What did you like most in Turkey? People. People. This is a good answer. Yes, people. Okay, last one. Yes. You like Turkish meal, right? Yes. Okay. Italian pizza or Turkish lahmacun? I need to say Italian pizza. Italian pizza. Okay. Yes. Thanks a lot, Francesco. Thanks.
Alanya Spor Teknik Direktörü Francesco Farioli ile birlikteydik. Hem futbol stiline dair her şeyi konuştuk, hem de Türkiye Süper Ligi'ne dair her şeyi konuştuk. Hakkında bütün merak ettikleriniz bu röportajda olacak. Keyifle izlemenizi dileğiyle. Hoşçakalın.